mesela Deva Partisi lideri Ali Babacan ve muhalefet ve altılı masa diyelim artık. Altılı masa deniyor direkt. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sirk çadırı diye, çünkü Türkiye'nin gazetesi, Türkiye Gazetesi'nin manşetinde var. Altılı masa sirk çadırı demiş. Yani altılı masanın iddia ettiği, Deva Partisi'nin iddia ettiği Türkiye iflas etme noktasında diyor. Türkiye artık tüm ekonomik şeylerini, kaynaklarını bitirdi. Yüksek bir faizle borçlanıyor. Para pul yok. İflas etme aşamasında ülkeyi iflas ettirdiler diyor. Ali Babacan bir çığırtkanlık yapıyor orada. Yani yangın yeri bir konuma getiriyor. Hani vatandaşa baktığımız zaman vatandaşın durumu hakikaten zor durumda da gerçekten Türkiye iflasa doğru mu gidiyor iddia ettikleri gibi? Evet. Yani Türkiye'nin ekonomik olarak bir sıkışıklıkta olduğu gerçek. Ancak iflasa gitmesi için bu söylem çok erken bir söylem. Türkiye şu anda iflasa gitmiyor. Sadece ekonomik anlamda sıkıştı, zorda. Türkiye'nin çıkabilir mi yani? Türkiye'nin 2022 yılında yurt dışında borçlanmak için, yurt dışından borçlanmak için meclisten almış olduğu izin 11 milyar idi. Evet. 11 milyarın 5'ini kullandılar. 5'ini yıllık 7.25'le, 5'in 3'ünü yıllık 7.25'le kullandılar. 2'sini de 8.65'le kullandılar. Yani 3 milyar aldılar, 1 milyar faiz verdiler. 2 milyar aldılar bir ay sonra Mart ayında, 1 milyar faiz verdiler. Yani evet. Türkiye şu anda zor şartlarda da olsa yüksek maliyetli borçlanmaya devam ediyor. Yani Türkiye'nin bu sarmaldan çıkması mümkün. Ancak Türkiye bu kadar küçük rakamlarla ben sıkışacağını hala da düşünmüyorum. Atlatabilirler. Atlatabilir diyorsun. Bunu yani. Atlatabilir. Evet. Bunu atlatabilir. Daha büyük vartaları biz atlatmıştık. Bunları da atlatabileceğini düşünüyorum. Çok güzel konuşuyorsunuz hocam ya. Umutlar verdiniz vallahi. Atlatabilirlerken yani burada, gerçekten. Burada yani şöyle bir şey var. Ya öyle bir şey ki yani sanki bu ülkenin düşmanı gibi öldü, bitti, yok öldü. Bak şimdi hocam çok önemli bir şey var burada. Diyor ki Ali Babacan, diyor ki Ahmet Davutoğlu, diyor ki Gültekin Uysal, diyor ki Temel Karamanoğlu, ondan sonra ve muhalefet partileri diyelim artık, Cumhuriyet Halk Partisi lideri, İYİ Parti lideri, ülkede tüm kaynaklar bitti diyor. 128 milyar dolar gitti diyorlar. Hala gidiyor diyorlar. Hiçbir şey kalmadı. Uçan kuşa borç var. Bitti diyorlar. Sonra da şöyle diyorlar. Esas orada bir çelişki var. Biz geldiğimiz zaman evet 90 dakikada tüm sorunları bitireceğiz. Birkaç ayda tüm şey bitecek. İşçi onu alacak, memur bunu alacak. Onu vereceğiz, bunu vereceğiz. Hani bitmişti. Yani evet, nereden evet, birden yok. Kazanıyorsun 3-5 günde veya 3-5 ayda veriyorsun hocam? Yani bir çelişki var. Ben onu anlamadım. Yani halkımız gerçekleri bilsin diye söylüyorum. Hakikaten biraz önceki sorduğum soru çok önemli. Türkiye gerçekten iddia edildiği gibi iflas aşamasında mı? Türkiye ekonomi dinamikleri olarak buradan çıkabilecek güç ve kapasitede mi? Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Bir ekonomi evet. profesörü olarak daha yakından bütün varyasyonları takip ediyorsunuz. Parametreleri. Yani önemli bir şey söylediniz. Türkiye bunu atlatabilecek güçte dediniz biraz. Atlatabilir. Yani Türkiye evet, bunu evet, evet. atlatabilecek bir güçte. Evet. Şimdi bizim en büyük avantajımız şu anda siyasi anlamda bir risk taşımıyoruz. Siyasi riskimiz yok. Bizim bir güvenlik sorunumuz var. Güneydeki güvenlik sorunumuz. Ve şu anda Adalar Denizi olarak adlandırılan Ege bölgesinde Yunanistan'ın tahrik ettiği bir durum var. Onunla ilgili de Tsipras'ın dün Alex Tsipras işte evet, dün bir evet. açıklama yaptı. Eski başbakan. Dedi evet eski başbakan. Şöyle bir açıklama yaptı. Yani Türkiye ile bir çatışma olması durumunda Amerika'nın bizi koruyacağına da bir garanti alamadık. Hiç garantisi yok. Yok. Öyle bir garantisi NATO'da yok. Garantisi yok. Hani ayağınızı denk alın bizden demek NATO'yuz. İstedi. Yani NATO, evet, evet. Sizi yarın Zelenski durumuna siz de düşürebilirler demek istedi. Bu bence bir aklı selim ifade. Bunun olması gerekiyor. Yoksa Yunanistan'ı yeniden Truva atı gibi sürerek işte arkasında Amerikan desteğiyle yürüyün siz biz arkanızdayız. Yok öyle bir şey. Bunun olmaması iyi. Türkiye zaten çatışmacı bir ülke değil. Çatışmacı ülke olmuş olsa başka türlü tabii, davranırdı. Tabii. Türkiye onu yapmadığı için çatışmacı şu anda ülke bir... olsak şimdi sırtımıza silah giderdik. Evet. Yani şimdi böyle bir şey var. Evet. İkincisi Suriye bölgesi Türkiye'nin güvenlik tehdidini devam ettiriyor. Türkiye'nin yurt içinde patlayan bombaları şu anda yok. Karakollarımız basılmıyor. Türkiye'de her gün dışarıda mücadele ediyoruz. Dışarıda mücadele yapıyoruz. Zaten evet. yurt içinde bir mücadeleye girdiğimiz zaman artık onun o tehdidi yönetmek çok kolay olmayacaktır. Çünkü kendi insanımızı da bir şey paratoner olarak önümüze siper olarak onları rehin olarak kullanma durumları söz konusu. Şu anda Türkiye bu güvenlik bölgesi oluşturduğu takdirde
Ege bölgesindeki adalar sorununda da Yunanistan'la çatışma olmaksızın bir dengeye getirdiğinde Türkiye'nin bu süreci atlatacağını düşünüyorum. Evet, evet. Yapılması gereken belki şöyle bir şey. Zorda olan kişilerle ilgili programların derhal çalışılması lazım. Bunların ne zaman harekete geçecek? İşte Temmuz ayı geliyor. Asgari ücrete ek zam mı vereceksiniz? Memura yeterli zam mı verecek? Enflasyon var. Bütün dünyada enflasyon var ama bütün dünyanın enflasyonu var derken kendi insanımızı da ezdirmeyelim. Onlara da destek olalım. Bunun bir yolunu bulmak gerekiyor. Evet.